Bugün şöyle kulisler de yansıdı. Pek çok gazeteci liderlerle konuşmuş. Örneğin Deniz Zeyrek görüşme yapan herkesle, bütün liderle, altısıyla da konuşmuş. Nagihan Atış'ı kimle konuştuğunu yazmamış. Biraz gizli bilgiler mi, olduğunu birazdan anlatır bize. Yani. Fakat şunu merak ediyorum ben. Şimdi izleyicilerimiz, halkımız bu altı buluşmadan ne ümit etmeli ne etmemeli. Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 6 tane farklı siyasi parti. Programları çok farklı, siyasal duruşları çok farklı. Onları bir araya getiren temel neden bugünkü mevcut sistem. İşte Cumhur İttifakı'nın kolay tarafı şu, Cumhur İttifakı başladıklarında bir anayasa çerçevesi içinde bir araya geldiler. Yani bu yeni sistem konusunda. MHP ile AK Parti el sıkıştı. Ondan sonrası hiç önemli değil dediler. Temel kural bunu koydular. Şimdi aslında uzun süredir altı siyasi partinin çalışmaları var. Gerek güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili, gerek ekonomiyle ilgili birçok nedenler. Yani Türkiye'de o kadar mı sorunlar var ki. Biraz önce siz ifade ettiniz çok tartışma olmuş. E olmamışsa bir eksiklik var. Yani Türkiye'nin bu kadar Ciddi meseleleri ve farklı siyasi partiler bir araya gelmiş bu konuda bir tartışma, bir müzakere, bir itiraz yoksa e kusura bakmayın o zaman hiç gereksiz yani pasta toplantısına ya da gün toplantısı gibi olmuş olur. Ve bu toplantılar sürekli devam etmeli. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Türkiye'nin gerçekten hepimizin bir gazetecinin, simitçinin, siyasetçinin, Türkiye'deki bütün herkesin rahatlıkla sırtını dayayabileceği, bir hukuk sistemine ihtiyacı var. Yani keyfi keder, siyasetin yönlendirdiği, istediğini e, tutukladığı, istediğini serbest bıraktığı bir bir hukuk sistemin Türkiye'yi ne hale getirdiğini hepimiz görüyoruz. Ekonomik sorunlar var, siyasal sorunlar var. Çok ciddi ve çok ciddi ekonomik krizin ötesinde ekonomik sefalet var şu anda. Yani nihayet iktidar ve iktidarın... E, e, yöneticileri de meseleleri fark etti ama şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte özellikle elektrikle ilgili işte efendim yeni kararlar alacağız, geri adım atılacak falan. Bütün bunlar yaşanan bu ekonomik krizi ortada kaldırması mümkün değil. Doğal olarak da e, iddiası olan önümüzdeki süreçte yönetmeye talip olan bu siyasi partilerin önümüzdeki günlerde e, komisyonlar ekonomiyle ilgili, dış politika ile ilgili İç politika ile ilgili birçok sorunlarla ilgili e, bir komisyon çalışmaları olacak. Bu çalışmalar devam edecek. İkincisi belki önümüzdeki günlerde e, çok sayıda bu sistemden müzdarip olan ve aynı zamanda her ne kadar bugün altı siyasi partinin içinde yer almamış olsa da e, birçok e, siyasi partilerinde bu konudaki çalışmalarında dikkate almak zorundayız. Yani Onlar altı ne partinin dışındaki partiler ki birazdan konuşacağız HDP'nin sistemi de vardı. Onların düşünceleri de dikkate alınacak mı? Örneğin elbette İnce yani. bir memleket partisi kurdu. Farklı partiler kuruldu. Onlar da hesaba katılacak bir mı? Bu rey olanı da, mi? Bir rey olan da ciddiye bir rey olan da ciddi alacağız. Bin rey olan da ciddi alacağız. Bu olmazsa olmamız, olmazımızdır ve bizi bir araya getiren. Temel neden de bu yani ne yapacaksınız sorunlara talipsiniz ve bütün bu sorunların üstesinde gelmek için e şu parti tanımayırım bu parti tanımayırım dediğin zaman meselenin çözümünü değil başka bir noktaya getirirsiniz efendim birileri baş, bazı partileri beğenmeyebilir beğenebilir bu başka sorundur yani efendim e, kriminal bir hale getirelim şimdi bu bana şunu hatırlatıyor bu HDP meselesi tıpkı 28 Şubat dönemi. Yani 28 Şubat döneminde özellikle e, kendisine gazeteci, işte akademisyen neyse çıkarlardı. Efendim işte şeriat geldi, o geldi, bu geldi, şu parti kapatılsın. E bu partinin seçmeni? Hayır bizim seçmenle bir sorunumuz yok. Aynı hikayeleri şimdi görüyoruz. Yani sonuç e itibariyle... Bey o zaman CHP niye HDP konusunda ezber bozmuyor? Efendim tabii ki bu... Yani ben, CHP ben de bu koraya katılıyor. bireysel olarak bir milletvekili olarak... ...düşüncelerimi ifade ediyorum. Kurumsal olarak partimin... ...alacağı karar ve partinin... ...sadece CHP'nin değil... ...aynı zamanda CHP'nin dışındaki siyasi partilerin de... ...özellikle bu... ...ciddi bir... E, ...sıkıntının olduğu meselede... E, ...bu meseleyi... E, ben size ciddi katılıyorum ciddi ama iktidarın... ...rejimin çizdiği çerçevenin içinde... ...bir şekilde sınırlarını ona göre ayarlayan... ...bir muhalefet görüyorum. Ama siz rejimi hapsoldursanız... ...o zaman işte biraz, biraz önceki söylemiş olduğum tıpkı 28 Şubat dönemindeki rejime hapsolmuş siyaset tarzı bir siyaset yapmaya çalışıyor. size katılıyorum. Şöyle. Muhalefet niye bu oyunu bozmuyor diyorum. <laughs> Bozmaya çalışıyor yani. yani sayın genel başkanımızın demekleri şu bu. Ya sonuç itibariyle bugün 7-8 milyon seçmeni olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bakın şunu da söylüyorum. Yani yarın HDP kapatılırsa Çok basit değil mi? Yani İyi Parti HDP e kapatılırsa şey ama ne olursa olsun Demokrat sonuçta önala alabilir. De. HDP Demokrat konusunda parti de. Ak Parti'nin parti çözüm, de. çözüm sürecinde şey yaptığı, yaptığı de. ön almayı, ezber bozmayı bugün yapabilir. Ama şey, i̇yi parti bunu kabul efendim, etmiyorsa böyle, böyle nasıl çözüm olacak ki? Gibi birazdan ağır konuşuruz bir mesele HDP de meselesi. Bir dakika, HDP'yi milletin... biraz da, birazdan birazdan bırakalım. Tamam. Diğer başlıkları bir konuşalım. Bir de birazdan bir araya gideceğim ama daha var. Yani ee, kısaca şunu, şunu sorayım, şöyle. Gürsel Bey size yeni bir soru sorayım. Öyle toparlayın. Bir tane merak ettiğimiz en önemli sorulardan biri bu. Bugün bizi izleyen televizyon başında kararsız olup da Cumhur İttifakı'na mı oy vereyim, Millet İttifakı'na mı oy vereyim, kafam karışık. O altı parti bir araya geldi ama bir şeyler olacak mı yoksa kendi aralarında çekişecekler mi, istikrarsızlık mı olacak sorusunun yanıtı az önce bahsettiğimiz o komisyonlardan bir şey çıkıp çıkmayacağına bağlı değil mi? Yani örneğin s 4 düzler konusunda tutup bir parti ya biz bunu paketinde tutalım, öteki hayır kullanalım derse ve bu partiler birlikte iktidara gelirse dış politikada nasıl bir çizgi izlenecek? Ekonomide biri özelleştirme olsun, öteki hayır kamulaştıralım derse nasıl istikrar olacak sorusunun yanıtını sizce bulabilirler mi? Tabii ki bulabilirler. Birincisi işte bu S-400 ve benzer Küçük e, güvenlik, örnekler verdim. güvenlik meseleleri tamamen milli güvenlik meselesi olduğu için siyasi partilerin Farklı düşünceleri olabilir ama sonuç itibariyle böyle geçmiş dönemlerdeki işte koalisyonların sanki Türkiye'deki bütün sıkıntılar koalisyonlardan kaynaklıymış gibi e, kamuoyuna yansımış. Bugün dünyaya baktığımızda başta Almanya olmak üzere birçok ülkelerin koalisyonlarla ne kadar iyi yönetildiğini de görüyoruz. Ama altı parti yani, çok kalabalık bir koalisyon. Keşke 10 parti olsa. <laughs> Tamamen bu sosyolojik ve siyasal sorunları çözebilmeniz için herkesin olması lazım ve aynı zamanda da keşke bugünkü iktidarda da 3-4 parti yani dışarıda değil fiilen içinde olmuş olsaydı belki birçok şeylerde de çok rahatlıkla denetim mekanizmasında işletmiş olursunuz. E şimdi böyle tek tip adeta kışla tipi biz kışta falan değiliz siyasetin temel kuralı itiraz edeceksiniz efendime söyleyeyim bir yanlış varsa yanlışa yanlış diyeceksiniz. Asla yanlışa yanlış denilmiyor. Moto yani yukarılarda hangi talimatlar geliyorsa biraz önce, biraz sonra belki e, bu son e, Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinde konuşacağız. Ben şaşırıyorum. Acaba şimdi ne denilecek? Yani bu kadar ekranlarda aman ha ah, yapmayın bakın Türkiye'nin çıkarları için elbette bütün ülkelerle ilişkilerimizin iyi olması lazım dediğimizde efendim darbecisiniz gibi cümlelerin şimdi karşılığında olacak onu da çok merak ediyorum. Onun için benim ricam şu. Ee, hani Sayın Genel Başkanımız İsmet İnönü ile ilgili çok yalan bir sürü şeyler atfedilir. Bir parti meclis toplantısında Sayın İnönü o zaman 1940 tek parti dönemi işte demokrasinin ds'nin bile konuşulmadığı bir yerde Sayın İnönü'nün saatlerce parti meclisinde nasıl eleştirildiğini, Sayın İnönü de tek tek eleştiriye nasıl cevap verdiğini herkesin okumasını istiyorum. Şimdi bunları kaldırmışız. Partiler adeta kışla, kışla komutanları talimat verecek. Bu talimat çerçevesinde de biz hareket edeceğiz. CHP de o mi zaman. öyle? Efendim? Siz CHP'nin içini biliyorsunuz. Hayır, CHP'de, CHP'de mi? ben en rahat Cumhuriyet itiraz ettim. Için Doğru, sorru, sorru. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne için gibi ben partimi Doğru, çok bütün rahatlıkla için. eleştirebilen bir insanım. Yani CHP'nin içi hakikaten bu anlamda rahattır yani diğer partilerin. Hiç kimse bana bir dünya mu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani. siz niçin eleştirdiniz cümlesini kullanamaz. Kimsenin öyle bir yetkisi de yok.